süper çiçek kanlı ay tutulması. Aslında bu tabirlerin hepsi üç farklı etkileşimin aynı anda bir araya gelmesinden ötürüdür. Bunları şöyle açıklayabiliriz. Çiçek ay. Çiçek ay tutulması denilmesinin sebebi kuzey yarımkürede çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, yani Mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor. Süper ay ise ayın dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde yer küreye en yakın olduğu yer beri konumundaki görünümüne süper ay deniliyor. Bu görünüm ayın normalden daha büyük göründüğü bir dolunay halini tanımlıyor. Bu yüzden süper tabiri kullanılmıştır. Kanlı ay ise tam ay tutulması dünyanın güneş ile ay arasında girerek ayın tamamıyla dünyanın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda güneş ışınlarının aya ulaşması engellendiğinden ay yalnızca dünyanın atmosferinden mavi bir filtre ile yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler ayın bu durumuna kanlı ay adını veriyorlar. Bu geceki tutulma ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Bu nedenle bu ay tutulmasına süper çiçek kanlı ay denilmiştir. Süper çiçek kanlı ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenilebilecek. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar bu gece gökyüzünde süper çiçek ayı seyrederken Amerika'nın batısındaki Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar sadece kanlı ay görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.